Toprak nasıl asitleşir, verim neden azalır? Tarım kireci, asit topraklarda düşük olan pH değerini yukarıya çıkartmak ve kalsiyum noksanlığını gidermek maksadıyla kullanılır. Birinci bölümde tarım kireci nedir konusunda bu olayı detaylıca incelemiş ve toprak asitliğini yok etmek ve kalsiyum eksikliğini gidermek maksadıyla en uygun tarım kireci formunun kalsiyum oksit formunda olan granül barkisan tarım kireci olduğunu hep birlikte tespit etmiştik. Bu bölümde ise topraklar nasıl asitleşir ve bu asitlik verimi nasıl aşağıya çeker? Bu konuyu inceleyeceğiz. Kalsiyum topraktan eksilirse topraklar asitleşmeye başlar. Topraktaki kalsiyum birkaç faktörle eksilebilir. Bitkiler kalsiyumu alabilir. Çeşitli bileşkelerle bağlanabilir toprakta. Fakat en önemli eksilme nedeni yağmur suyudur. Yağmur suyu birçok insan yağmur suyunu saf su olarak düşünür. Ancak yağmur suyu saf su değildir. Ve toprağa düşerken gökyüzünde hareketinde karbondioksitle bileşke yapar. Daha doğrusu karbondioksit yağmur suyunun içinde çözülür. Ve karbonik asitli su şeklinde toprağa düşer. Bunu şekersiz bir gazoz olarak düşünebilirsiniz. Yani yağmur suyu asidiktir ve asit bir şekilde toprağa düşünce toprağın içinde de bir yol izliyor toprağın derinliklerine doğru ve burada önüne çıkan kalsiyum, magnezyum gibi alkali elementleri eriterek topraktan uzaklaştırıyor. Kalsiyum yıkanmaya, erimeye en müsait elementlerden olduğu için ilk önce kalsiyumu eritiyor ve topraktan uzaklaşmasına neden oluyor. Peki topraktan kalsiyum eksilince verim neden düşüyor? Bunu detaylıca incelemeden önce ülke genelindeki asit topraklarımızın Karadeniz bölgesinde yoğunlaşma nedeninin yağmur suyu olduğu da çok açık bir şekilde gözüküyor. Kalsiyum noksanlığı makro besin madde grubunda olduğu için verim ve kaliteyi düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Bitki içinde kalsiyum hareketli değildir. Dolayısıyla toprakta yeter miktarda olmasa bile, kalsiyum noksanlığı çekilse bile bitki bir miktar kalsiyum alıp hayatını devam ettirdiği noktada üst yapraklara taşıyamayacağı için, bitki içinde hareketli olmadığı için kalsiyum noksanlığı bitkinin üst bölümünde, genç organlarında daha ziyade eksikliği hissedilir ve burada sürgün gelişiminin zayıflaması ve bodurlaşma olarak kendini gösterir. Birçok çiftçimiz de kalsiyum noksanlığını bir azot noksanlığına benzetebilir ve aşırı bir azotlama, azot takviyesi yaparak bu sorunu gidermeye çalışır. Ancak konu bir azotla ilgili değildir. Bitkiler kalsiyumu yeteri seviyede alamazlarsa sürgün verimini yavaşlatırlar ve bodurlaşarak yaşamlarını o şekilde sürdürürler. Bu nedenle kalsiyum noksanlığı verimi düşürür. İkinci etken toprak yaşayan bir organizmadır. Biz göremesek de toprakta birçok küçük canlı yaşar ve bunlar toprak asitliğine karşı oldukça duyarlı bakterilerdir. Ve nötr seviyede çok daha sağlıklı yaşarlar. Minimum yaşayabildiği pH derecesi de 6 gibi 5.9 pH'larıdır. Bunun altına toprak pH'si indikçe bu bakteriler maalesef toprakta yaşayamazlar. Burada aktinomisetler oldukça önemlidir ve organik maddeyi parçalayan bakterilerdir. Organik madde bitkisel üretimde oldukça önemlidir. Çünkü bu bakteriler organik maddeyi parçalayarak bitkilere bedelsiz, bedava gübre sunarlar. Eğer aktinomisetler toprakta yaşayamıyorsa bitkilere bedava gübre sunma işlemi de olmayacaktır. Dolayısıyla toprak asitliği bu nedenle verimi düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Üçüncü önemli unsur bitki besin maddelerinin elverişliliği ile ilgilidir. Topraklar nötr seviyedeyken şu alttaki pH derecelerini gösterir. Yukarıdakilerde bazı bitki besin maddelerinin elverişliliğini gösteren bir uluslararası diyagramdır bu. 6.5-7.5 nötr seviyede azot, fosfor, potasyum elverişliliği %100 seviyelerindedir. Ancak topraklar asitleşmeye başlayınca örneğin 5.5-4.5 gibi asitlerde buradan yukarı doğru çıkartınca
Bu özellikle fosfordaki daralma çarpıcı bir şekilde görülmektedir. Keza azot ve fosforda da daralma oluşmaktadır. Bu daralma bitki besin maddelerinin elverişliliğinin azaldığını bize göstermektedir. Bu tabii toprak asitleştikçe demir ve alüminyum konsantrasyonu arttığı için fosforla çeşitli bileşkeler yaparak, biz bunlara hidroksifosfat diyoruz, fosforu bitkinin alabileceği formdan uzaklaştırarak toprakta bağlar. Burada bağı bozmadan, yani toprak asitliğini gidermeden bu bağı bozmak imkansızdır. Ben tekrar gübre alarak bu fosfor ihtiyacını karşılayabilirim düşüncesi kıt kaynaklarımızın boşa harcanmasına neden olur. Dolayısıyla burada bilimsel ziraatın başlangıç noktası olan toprak tahlilinin çok önemli olduğunu bu diyagrama bakarak söyleyebiliriz. Eğer toprak tahliline göre gübreleme yapmıyorsak orada kaynaklarımızın boşa gitme ihtimali oldukça yüksektir. Şimdi bu bölümü kısaca özetleyecek olursak, topraklardaki kalsiyum eksikliğinin yağmur suyuyla oluştuğunu, yani büyük oranda yağmur suyunun topraktaki kalsiyumu yıkadığını vurguladık ve kalsiyum olmayan topraklarda bitkilerde sürgün veriminin azaldığını ve bodurlaşmanın başladığını, bunun da verimi düşürdüğünü tespit ettik. Faydalı mikroorganizmaların asit topraklarda yaşamasına imkan yoktur. Bu ufak canlılar bitki üretiminde çok önemlidir. Ancak asit ortamda yaşayamadıkları için özellikle aktinomisetler organik maddeyi parçalayamamakta ve organik maddeden de bitkiye bedava yollardan besin transferi gerçekleşememektedir. Bu nedenle verim düşer. Besin maddelerinin elverişliliği, toprakta var olan ya da toprağa insan eliyle ilave ettiğimiz, para vererek ilave ettiğimiz gübrelerdeki besin maddeleri asit topraklarda elverişliliğini yitirir ve bitki tarafından alınamadan topraklarda bağlanır ve sonucunda yeterli gıdayı alamayan bitkilerde verim ve kalitede değerleri aşağıya düşer. Kısaca toprak asitliği bu ana etkenler nedeniyle verimi düşürür. Burada tekrar vurgulayacak olursak, bilimsel ziraatta başlangıç noktası olan toprak tahlili yaptırarak toprak pH'larımızın değerini ölçelim ve bu uygun olmayan değerlerle karşılaşırsak bu değerleri düzeltmek için en avantajlı formdaki tarım kireçlerini tavsiyeler ışığında uygulayarak topraklarımızdaki asitliği ve kalsiyum noksanlığını giderelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.